Sevgili seyirciler, güneş doğarken ekibi olarak şu anda Eyüp Feshane'de bulunuyoruz. Deniz Feneri ve birçok derneğin katkılarıyla bugün burada kermes düzenleniyor. Kermesin geliri tamamen Suriye'deki savaş mağdurlarına aktarılacak. Ama burada birçok evlerde yemek yapıp buraya getiriyorlar. Burada gönüllüler ise o yemekleri, o elbiseleri, o giysisileri satıyorlar. Sattıkları gelir tamamen Suriye'deki savaş mağdurları için. Kolay gelsin abla. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Önce sizi tanıyalım bir. Adım Gülsüm Kıratlı. Siz aslında gönüllü Gülsüm olarak. Anne deniyor bana. Ben gönüllüyüm. 11 senedir Deniz Feneri'nde gönüllü olarak çalışıyorum. Şu an burada kermes düzenleniyor. Kermesin geliri tamamen savaş mağdurları için ama bu Türkiye sınırları içinde olanlar için mi yoksa Suriye'deki olanlar için mi yoksa hepsi için mi? Hepsi için yapılıyor bu. Hem Türkiye'dekiler için hem Suriye'de olan kardeşlerimiz için. Zaten çocuklarımız aç kaldı biliyorsunuz. Babalar para götüremiyor ve yemek götüremiyor. Fırın yok. Zaten bizim sloganımız bir ekmek bir battaniye sloganı ile yola çıktı. Deniz Feneri ve bütün dernekler bu sloganla yola çıktılar. Komşumuz açsa biz de açız. Biz de burada kermes düzenledik işte Deniz Feneri olarak. Şimdi bakıyorum burada evde yapılmış yemekler var. Bunları kimler yapıp getiriyor? Burada gönüllülerimiz yapıyor. Ondan evde sonra yapıp buraya evde yapıp getiriyorlar ve kendileri de satın alıyorlar yaptıklarını. Hem getiriyorlar hem satın alıyorlar diyorlar tekrar satın diyorlar. Bir de buraya gelenlere satıyorsun. Bir de buraya gelenlere satıyoruz. Bu ne oluyor? İki türlü kar etmiş oluyoruz. Onlar tabii daha çok kar etmiş oluyorlar. Niye kar ediyorlar? Hem Allah rızası için yapmış oldukları için hem Suriye'deki aç kardeşlerimizi doyurdukları için onlar tabii daha kara geçmiş oluyor. Kaç gün bu düzenlendi kermes? Biz bugün dördüncü günümüz. Yarın nasip olursa pazar günü son günümüz. İnşallah istediğimizi bulacağız. Bulduk da şükürler olsun. Çok güzel katılım var. Bu kadar Türk milletinin duyarlı olacağını ben tahmin etmiyordum. Hani her gün bu masalar doluyor, akşama boşalıyor. Her gün çeşit çeşit neler gelmiyor bu masaya ama akşam oldu mu hiçbir şey kalmıyor. Sabah tekrar yenileri geliyor, yenileri yapılıyor. Bunları yapan kardeşlerimiz, kimi gönüllülerimiz oluyor, kimisi radyodan, televizyondan duyan mesaj çektiklerimiz, ondan sonra internetten ulaşabildiklerimiz kişiler Suriye için koşuşturdular. Hepsi seferber oldular. İşte dediğim gibi kimisi sandığını açtı, sandıkta ne varsa. Kullanmadığı çünkü onun kullanmadığı bunları biz satarız bir başkası kullanır ve bunun yani 1 lira değil 1 liradır bu ne olur denmesin çünkü bakın ben şimdi bir şeyi 50 kuruşa satıyorum 1 liraya satıyorum damlaya damlaya göl oluyor göl nehir oluyor büyüyor tabii onun için 1 lira denmiyor 1 lira da verenden de Allah razı olsun. 1000 lira verenden de yardımcı olandan da Allah razı olsun. Çünkü bu bir iyilik kervanı. Bu iyilik kervanına siz de katıldınız. Allah razı olsun sizlerden de. Allah ne muradınız varsa onu versin. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. Cümlemizin sizin hayrını. De sizin de hayrınız böyle oldu. Sizin de emeğiniz geçti. Sizin de emeğiniz geçti. Allah razı olsun. Ve bunları devam etsinler. Biz sadece vesile oluyoruz. Bu insanlara vesile oluyoruz. Onlar kazanıyor. Biz bir şey kazandığımız yok. Vesileyiz sadece. Siz onun için gönüllü olarak burada. Gönüllüyüm. Ben 11 yıldır burada gönüllüyüm. Yaşadığım sürece de gönüllü olacağım. Ben bu yola koymuşum başımı. Allah bana ömür verdiği sürece yapacağım. Allah hayrın kabul etsin. Amin cümlemizin. Sizin de hayrınızı kabul etsin. Geldin Allah razı olsun. Suriye'deki kardeşlerimin de Allah yar ve yardımcıları olsun. Ben de arkadaşım burada Deniz Fener kermesinde gönüllü olarak çalışıyor. Ben de ona yardıma geldim. Yapabildiğim kadar.
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Evet, Allah hayrınızı kabul etsin. Sağ olun, sağ olun. Size de teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz bir karşılık beklemeden. Ama ben biliyorum sen hep böyle yardımlar için koşan bir kişisin. İmkanı olmayan yerlere gidip çekim yapan bir kişisin. Sana da çok teşekkür ederiz. Deniz Feneri Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu kermesi tamamen gelirini Suriyeli kardeşlerimize gönderilecek. Gönüllü kardeşlerimiz evde yapmış olduğu tamamen ev ürünlerini getiriyorlar. Burada satıyoruz, hep birlik oluyoruz. Gelip hem burada çalışıyorlar hem satıyorlar. Bunların geliri tamamen Deniz Feneri Derneği'nin organizasyonuyla tamamen Suriye'deki kardeşlerimize yardım olarak gönderiliyor. Biz ev hanımı olarak, gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Bizim görevimiz bunları satmak, yapıp getirip burada satmak. Suriye'den. Minden icit mi Suriye? Vallahi nemli Şam. Kendisi Şamlı. Şu icit savi hone? والله اجيت عم بشتغل هلا هون مشان ساعد اهلنا بسوريا وزعلهم يعني مساعدات لسوريا وهيك شغلات سوريلي kardeşlerimize yardımcı olmak için geldim burada tezgahta. Şu an mitsavi بالضبط شو شغلتك؟ هلا انا بكتب اسماء على حبه الرز على المعكرونه بساوي طواء اعلام يعني هيك شغلات بكتب ايات قرانيه على حبات رز يعني خلال دقيقه واحده. Sevgili seyirciler, Eyüp'te Feshane'deki Deniz Fener Derneği'nin düzenlemiş olduğu kermesi gezerken Deniz Fener'ine çok büyük emekleri olan herkesin o Ramazan abisi var ya, bizim de abimiz. Allah Allah. Onu da kermeste gördük. Ramazan abiyi dedik ki Ramazan abiyle görmüşken hemen bir mikrofon uzatalım, onun da duygularını alalım. Ramazan abi, bugün burada kermes düzenleniyor. Tabi Suriye'deki savaş mağdurları var. Gerek sınırların dışında gerekse sınırların içinde. Hı hı. Buradaki kermesin yararı da onlara aktarılacak. Sırf Suriyeliler için bunlar. Evet. Yani biz daha yeni geldik oradan. Mesela şimdi hala daha oradan göç devam ediyor. Şimdi bir Suriye'nin içine giren nereden bakarsan 25-30 bin aile var şu anda Suriye'nin içinde. O Suriyeli kardeşlerimiz onları, yani ne olursa olsun onları evlerine sığdırmışlar. Fakat sığmayanları da cami avlularında, böyle küçük küçük barakalarda, işte arabaların altında, arabalarda, yani burada muhafaza ediyorlar. Onlar misafirperverlik yapıyorlar, gerçekten söylüyorum. Kilisten Allah razı olsun diyorum. Allah bin kere razı olsun. Fakat bunun dışında hala oradan da göç devam ediyor bu tarafa doğru. Göç devam ediyor? Devam ediyor çünkü şu tabii, anda. Tabii, savaş devam ediyor. Yani biraz önce bir şey izlettiler bana. O Esed'in askerleri oraya girmiş. 8-10 çocuğu yakalamışlar. Bak, yemin ediyorum vallahi billahi çocuğu yakalamışlar. Çocuğun bacaklarından bağlamışlar. Kollarından bağlamışlar. Gözlerini kapatmışlar. Çocuğu yere yatırmışlar. Aynı bir kurban keser gibi. Yemin ediyorum bak. Birisi böyle bir bıçak, o çocuğu nasıl hani koyun yatırırsın ya, o şekilde boğazını böyle burasından alıyor ve bıçağı böyle, yani hayvan keser gibi çocuğu kesti. Bak yemin ediyorum vallahi billahi bak. Esat'ın askerleri. Bu evet. İkinci çocuğa getiriyorlar, anlıyor musun? Onu da, ya böyle bir vahşet olabilir mi ya? Ramazan abi, sonuçta bu insanlık mı bu ya? Bu insan mı? Öbürü de bayağı bildiğimiz testere var ya, bayağı göstererek yani, ben sizi, yani ben sizin canınızı testereyle alırım diye testereyle keserek insanlara cevap veriyor. Yani şimdi burada böyle bir vahşet yaşanırken. Evet, yaşanıyor maalesef komşumuz. Yaşanırken. Ki günümüzde artık cep telefonları var, internet var. Oradaki birçok vahşet internete anında aktarılıyor Ramazan abi. Çok vahim olaylar yaşanıyor gerçekten. Ve savaşın en çok mağdurları da çocuklar. Tabii çocuklar abi, tabii çocuklar. Yani kadınlar. Çocuklar. Yani zaten babaları ölüyor, zaten babalar ya. Anca mesela o kadın, yani orada işte babası ölmüş, kardeşi ölmüş, 2-3 tane çocuğu var. Onları kapıp ben acaba buradan, ben Suriye, yani Türkiye tarafına nasıl kaçabilirim diye. Yani 2 günde, 3 günde o kadın, o çocuklar, anlıyor musun? Yani o tarladan o tarla, o dağdan o dağa, o zeytinlikten o zeytinliğe
böyle koşa koşa anca sınıra geliyorlar. Ve orada yalvarıyorlar şimdi. Ne olur diyor, bizi alın içeri. Yani şimdi sen, bizde de diyorlar ki, bunları biz niye alıyoruz içeri diyorlar. Bir kuş bunları, bir çalının arkasına saklanırsa. Hayır, bizdekiler, bazı insanlar diyor ki, bunları biz niye içeri alıyoruz diyor. Ya bunlardan bize zarar gelir diyor. Ya arkadaş, bu insan ya, insan seni tasınırak da gelmiş. Sığınıyor. Yani arkasında bombalar patlıyor. Orada bilmem neler oluyor. Sen hayır ben seni almam diyebilir misin sen? Sen almadığın zaman sen nesin? Ondan ne farkın kalıyor senin? Maalesef. Hayır, ondan ne farkın kalıyor? Yani öbür kötülük yapan adamla senin ne farkın kalıyor abi? İşte onun için diyorum ki, bunu dünya izliyor abi. Dünya izliyor. Yani Müslümanları maalesef tıkır 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 kesiyorlar. Ve bütün Müslüman camiası izliyor. Öbürlerinde sana insanlık yok. Yani hiçbir merhamet yok. Ramazan abi, sonuç bunu yapan Müslüman, Müslümana yapıyor ve kardeşine yapıyor. Bunu yapan, yani karşıda bir dil, ırk ayrımı da yok yani. Hayır, yok. Onu da ayırmıyorlar. Kardeş kardeşi. Öldürüyor. Kendi çocuğu sayılır o ya. Öldürüyor, evet, evet. Peki abi, tamam mı? Hadi burada kardeş kardeşi öldürdük de. Ya biz dünyada bir insan diye geçirmiyoruz biz. Peki insanlık nerede peki? Nerede insanlık? Yani insanlık nerede ya? Bu insanlık, yani biz başka bir, biz insan değil miyiz biz? Evet. Maalesef. Maalesef Ramazan abi, orada i̇şte dramlar yaşanıyor. Bu kermes orada, o çocuklar için. Bu kermes o aileler için. Bu kermes o yetimler için. İnşallah buradaki bu olaydan 3-4 gün neyse ne çıkartırsak buradan, işte ilaçtır. Mama derte bu da yazılı, burada onlar da yazılı. Şunlara bakayım ne diyor mesela. İhtiyaçlar bitmez ki. Bak ne diyor mesela. Battaniye yani diyor. On diyor. Acil. Yani bunlar ihtiyaçtı yani, anlıyor musun? Acil ihtiyaçlar zaten. Çocuk maması, evet, çocuk bezi, bilmem nesi falan filan. Yani aklınıza ne geliyorsa yani. Hepsi lazım orada abi. Biz orada devam ediyoruz. Buradan işimizi yani dolduruyoruz, buradan tırlarımızı götürüyoruz. Boşaltıyoruz, tekrar geliyoruz. Tekrar götürüyoruz. İnşallah bir an önce bitsin. Bu da inşallah biter de. O insanlar da İnşallah yerlerine dönerler diyorum ben. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. Hepimize Allah size sağlıklı, sihatli ömür versin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şu anda kermese geldik, katıldık. Ta Şanlıurfa'dan geldik. Çiğ köfte yapıyoruz. Hazreti İbrahim'in çiğ köftesinden. Bereketinden, lezzetinden hem yoğuruyoruz. Orada görünüyor zaten arkadaşlar, biraz önce baktık. Çiğ köfte yoğurup kermes yararına Suriyeli kardeşlerimize faydalı olma, yani onlara yardımcı olmak için. Allah razı olsun abladan da, işte yardımcı oluyoruz. Ta Şanlıurfa'dan geldik. Güneş doğmamıştı şafak sökerken. Kayısısına kurban olduğumun insanları. Ben dalgın yükseğine. Malatya'nın gençleri nerede? Dört mevsimli bir cennettir. Ne güzelsin sen Malatya. En güzeli kayısı. Malatya'nın düzdür yolunu, bahçeleri mişmiş dolu. Çek eliniz alın felek, ben de gidem yara doğru. Vay vay. Meşhur çiğ köfteci Yasin Usta'nın katkılarıyla Haydar Alçın hazırlayıp sunduğu Güneş Doğarken programı her pazar saat 21'de Ekin TV ekranlarında sizlerle. İyi seyirler. Malatyalım, Malatyalım, kurban olsun sana canım. Yola çıktım, geliyorum, bekle beni Malatyalım.